Merhaba arkadaşlar. Periyodik özelliklerin son videosundayız. 9. videomuz bu. Oksit ve hidroksit bileşiklerinin asit ve baz özelliklerinden söz ediyor olacağız. Dolayısıyla metal oksitlerin, ametal oksitlerin ne özellik gösterdiğinden ve bunların periyodik sistemdeki değişimlerinden söz ediyor olacağız. Oksit ve hidroksit bileşiklerinin asit ve baz özelliğinden bahsetmeden önce bu bileşikler ne? Bir onu tanımlamamız lazım. Oksit bileşiği dediğimiz arkadaşlar, oksit bileşikleri oksijenin eksi 2 değerliğini aldığı bileşikleri oksijenin, oksijenin çünkü farklı değerlikleri de olabilir. Oksijenin eksi 2 değerliğini aldığı bir oksijen olmak üzere iki tür elementten oluşan bileşiklerdir. Biri oksijen olmak üzere iki tür elementten oluşan bileşikler. Şöyle de gösterebiliriz. Bir yazmamı bitireyim. Oluşan bileşiklerdir. Yani iki tür elementimiz olacak. Birisi oksijen olacak. X, N, O, M diye genel olarak gösterebilirim. Burada X metal ya da ametal olabilir. Örneğin Sodyum oksit bir oksit bileşiğidir. Magnezyum oksit işte kalsiyum oksit bunlar oksit bileşiklerine örnek olarak verilebilir. Ya da X diye gösterdiğimiz element bir ametal olabilir. Çünkü yukarıda sodyum, magnezyum, kalsiyum metaldi. Karbondioksit, kükürt trioksit, diazot pentaoksit. Bunlar da yine oksit bileşiklerine örnek olarak verebileceğimiz bileşikler. Oksit bileşiklerinin şöyle bir özelliği var. Örneğin sodyum oksiti arkadaşlar suya atarsak sodyum hidroksit oluşturuyor. Yani bir baz oluştu bakınız. Dolayısıyla aslında oksit bileşiği demekle hidroksit bileşiği demek aynı şeyi ifade ediyor diye düşünebiliriz. Yani oksit bileşiklerinin ya da hidroksit bileşiklerinin asit baz özelliği dediğimiz zaman aslında aynı şeyi ifade ediyoruz. Oksit bileşikleri suda çözünürlüklerinde hidroksitleri oluşturdukları için. Pekala hangi tür oksitler asidik hangi tür oksitler bazik gelin bir de önce onu izleyelim e, onu işleyelim periyodik sistemdeki değişime bakmadan önce. Şimdi dedik ya sizinle oksit bileşiğini şu şekilde gösterebilirim. Bu aynı zamanda hidroksit olarak da söylenebilir. Zaten suda çözündüğünde hidroksit oluşturuyor. Şimdi ben bu bileşiği şöyle göstereyim. Ve şurada bir A bağımız olsun bir de B olsun. Bu X ile gösterdiğim elementin metal olması durumundan bahsedelim. Bu bir metalse. Şimdi elektronegatifliği hatırlayınız. Elektronegatiflik bağ elektronlarına uygulanan çekim kuvvetiydi. Ve elektronegatiflik en ile gösterdim. Bu tarafa doğru azalıyor. Yani bağ elektronlara uygulanan çekim kuvveti azalıyor. Bu tarafa doğru ise elektronegatiflik değeri artıyor. Hatta elektronegatiflik değeri en fazla olan da flordu. Şimdi x bir metal ise Bakınız, şu tarafa doğru geliyorum. Metaller periyodik sistemin sol tarafında bulunur. Bu durumda elektronegatiflik değeri düşük olur. Yani bağ elektronlarına uyguladığı çekim kuvveti daha azdır. O nedenle şu X O H yapısında gösterdiğim zaman şu elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti az olduğu için bu grubun Elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti daha fazla olur. Bu durumda A ile gösterdiğimiz bağ kopar. Bağ kopar. E ne verilir o zaman arkadaşlar ortama? OH eksi iyonu verilir. Ne oldu o zaman bu durumda? E, X NOM diye gösterdiğim ya da XOH diye gösterdiğim bu bileşikler bazik olur. Yani X'imiz eğer metalse bunun oksit ya da hidroksit bileşiği baziktir diyoruz. Tabi bu çok genel bir söylem ama ben size neden böyle olduğunu açıklamak istiyorum. Çünkü amfoter metallerimiz de var bizim ama oralara girmeyelim şimdi. Genel olarak neden böyle olduğunu anlamanızı istedim. Şimdi x'e geldim. Ee, yine eğer bu sefer bu bir ise. E ametallerde elektronegatiflik değeri fazla. Değeri fazla olur. Elektronegatiflik değerinin fazla olması yine şu yapıyı şöyle göstereyim. Bu durumda ortak kullanılan şu elektronlara daha fazla çekim uygular. Yani oksijeni şurada kendine doğru çekecek. Bu durumda bizim B ile gösterdiğimiz bağ kopar. Bağ koptu. Ne verilir ortama arkadaşlar bu durumda? A iyonu verilir. E hidrojen iyonu verdiği durumda Maddenin biz asit olduğunu söylüyorduk, demek ki bu durumda oksit ya da hidroksit olarak gösterdiğimiz bu bileşikler asidik olur. Yani genel olarak eğer X'imiz bizim ametal ise oksit ya da hidroksit bileşikleri genellikle asidiktir, hatta çoğunlukla asidiktir. Asidik. Biz zaten asidik ve bazik özellik gösterenler üzerinden konuştuğumuz için şunu da genellikle bazik diyeyim. Sonra bu 11. sınıfta asit bazlar var. Orada daha detaylı küçük ayrıntılarını da öğrenirsiniz ama genel söylemimizde X bir metal ise elektronegatifliği düşük olduğu için OH iyonu ortaya veriliyor bazik. X bir metal ise elektronegatifliği yüksek olduğu için ortama H artı iyonu veriliyor ve asidik. O zaman biz artık şunu söyleyebiliriz. Gelin bir sonraki sayfamıza devam edelim. Şunu söyleyelim. Metal oksit ya da hidroksitler bazik özellik gösterir. Ametal oksit ya da hidroksitler asidik özellik gösterir. Genellikle dediğim gibi küçük sapmalar var. Basitik ya da asidik özellik göstermeyen ama onlar şu an bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi sizin bu genelleme üzerinden şimdi çünkü biz burada metal oksitlerin bazik özelliği nasıl değişir? A metal oksitlerin Asidik özelliği nasıl değişir? Buna bakacağımız için bizi ilgilendiren baz, baz ve asit özellik gösteren metal oksitler ve ametal oksitlerdir. Metal ametal oksitlerin asidik bazik özelliğini elektronegatiflikle de açıklayabiliriz ama daha kolay olsun şöyle yapalım. Şimdi biz periyodik sistemde sol alta doğru geldiğimiz zaman daha önceki videolarımızda vardı. Ne yapıyor? Metalik özellik artıyor. Artar. Hatta şunu da ekleyeyim yine içim rahat etmeyecek. Elektronegatiflik değeri de azalır. Burada dursun. Yapımız neydi bizim? XOH. Elektronegatiflik azaldıkça demek ki bu grup çok daha kolay kopabilecek demektir. OH daha kolay verilecek demektir. E OH verildiğinde e hidroksit iyonu verildiğinde de bazik olduğuna göre metalik özellik arttığı için bu tarafa ge doğru geldiğimizde metal oksitlerin ya da hidroksitlerin e, bazik özelliği artıyor. artar. Örneğin e, sodyum oksit ve potasyum oksit varsa, sodyum şuradadır, potasyum şuradadır. Potasyum oksitin, ops rengi değiştireyim. Asidik e, bazik karakteri çok daha fazla olur sodyum oksite göre. Ve bu tarafa doğru geldiğimizde ametal özellik azalıyor. O nedenle diyeceğiz ki ametal oksitlerin Ya da hidroksitlerin asit özelliği azalıyor. Elektronegatiflikten çünkü aklınızda tutmanız belki daha zor olabilir. Onu açıklamak için kullanmıştım. Yani ametal özellik ya da metal özellik üzerinden çok daha kolay buna karar verebilirsiniz. Şimdi diğer tarafa gittiğimiz duruma da bakalım bir diğer slaytımızda. Peki sağ üste doğru gelirsek ne olacak arkadaşlar? Bu tarafa doğru geldiğimizde metal özellik azalıyordu. Hatta çünkü elektron e, alma isteği artıyordu bu tarafa doğru. Ametalik özellik ise ya da ametal özellik artıyordu. Ve metal özellik azalmış olduğu için metal oksitlerin Ee, ya da hidroksitlerin lerin opsıdıracağım Evet. Baz özelliği azalıyor. Örneğin elimde e, kim olsun? Bu sefer sodyum oksit ve magnezyum oksit olsun. Sodyum şurada, Aa, yanlış yere koydum. Ne yaptım? Çok uydurdum. Affedersiniz. Sodyum şurada, magnezyum şurada. E sodyumun metal özelliği daha fazla olacağı için sodyum oksidin bazik özelliği ya da hidroksidin bazik özelliği daha fazla olacak. Ametal özellik o tarafa doğru arttığı için bu durumda da ametal oksitlerin ya da hidroksitlerin Asit özelliği artıyor arkadaşlar. Bu da periyodik sistemde e, oksit ve hidroksit bileşiklerinin asidik ve bazik karakterinin nasıl değiştiğini açıkladığımız durumdur. Evet bu video ile birlikte periyodik özelliklerdeki değişimleri de bitirdik. Son bir bölümümüz kaldı arkadaşlar. Hoşçakalınız.